bir katkı olsun. Surelerin isimlendirilmesi vahiy kaynaklı değildi. Evet, onu Bunlar sonra. evet peygamberimiz ve sonrası dönemde e, gündeme gelmiş. Yani sure indiği zaman Fatiha suresi ya da Bakara suresi olarak inmedi. Evet, i̇nmiyor. Bu isimlendirmeler daha sonra yapıldı. İsimlendirmelerdeki kriter hani böyle şaşmaz ve her surede uyar, uygulanan bir kriter yok. Hı hı. Bazı surelerde Kullanılan ilginç bir kelime surenin adıdır mesela bakara mesela kurbanlık hayvan demek bu ankebut mesela ankebut örümcek demek yani neml karınca demek ne bileyim hadit demir demek Nahıl. E, nahil bal arısı demek e, vesaire yani araf mesela cennet cehennem arası olduğu inanılan bir, bir yer işte enam dört bacaklı hayvanlar demek nisa kadınlar demek ali İmran mesela imranın ailesi, ailesi. filan Böyle bazı sureler var, içindeki belli kelimeler o surenin adı olarak belirlenmiş. Bazı sureler var, bir peygamberin kıssasını içerir, adını oradan alır. İşte İbrahim, Nuh, Hud gibi evet. ee, peygamberden. Bazı sureler var, içinde bir sürü peygamber kıssası var, onlara daha genel isimler verilir. İşte Kasas suresi mesela, Enbiya en suresi gibi böyle genel... Daha çoğul isimler verilir. Bazı surelerin başında böyle kesik kesik okunan harfler vardır. Onlara mukatta harfleri deniliyor. Bazı surelerin isimleri o harfler nedeniyle verilmiştir. Kaf, nun, zat gibi. Ee, bazı surelerin konusu surenin adı olarak belirlenmiştir. O konu surenin içinde bir kelime olarak geçmiş olma şartına da. Tabi kılınmamıştır. Mesela Fatiha suresinin adı olan Fatiha kelimesi o surede geçmez. Mesela İhlas suresinin adı İhlas kelimesi surede geçmez. O nedir? Genel surenin konusu itibariyle İçeri. verilen, içeriği itibariyle verilen bir isimdir. Hani Fatiha suresinin adı surede yok bu ne biçim iştir filan denmesin. Çünkü burada böyle yüzde yüz... Ee, uygulanan bir kriter yok. yok. 5-6 tane kriter var. O kriterlerin biri veya birkaçı bir sureye uygulanmış olabilir. Mesela bakın diyelim ki mesela Tevbe suresinin bir adı Tevbe suresidir. Bir adı Berae suresidir. Hı hı. Mesela İsra suresinin bir adı Beni İsrail suresidir. Fatır suresinin bir adı Melaike suresidir. Mümin suresinin bir adı Gafir suresidir. Muhammed suresinin bir adı Kıtâr suresidir. Ee, ne bileyim, e, Tebbet suresinin bir adı Mesed suresidir. E, vesaire böyle birden çok adı olan sureler var. İnsan suresinin bir adı Dehir suresidir. Birden çok adı olanlar var. Bazı iki sureler var. Onların ortak bir adı olan örneklerimiz de var. Mesela Bakara ile Ali İmran suresilerine ikisine birden... Zehravan suresi de denilir. Mesela Felek ve Nas surelerine ikisine birden Muavvizetan sureleri de denilir. Hani meselenin böyle bir teknik tarafı var. Bu teknik tarafı bilmeden bir anda başlarsa bir adam işte bu tutarsız bir şey deyip de hani başlar başlamaz kapatabilir yani meali Ko kapatmaması için bir altyapı olsun diye bir, bir kitabın Böyle bir mantığı var kendine yani göre. Burada o zaman hocam şunu vurgulayalım. Esas olan şey surenin içeriği. İçeri. Ayetlerin mesajı. Ne evet. söyledikleri. Yani isimler farklı şekilde konumlandırılsa da esas olan şey surenin içeriği. Evet yani. Mesele bu isim üzerinden ee, sure kavramı üzerinden bu hatırlatmaların mutlaka yapılmış olması lazım. Kur'an böyle bir kitap. E, bu kitap mesela şimdi millet e, bugün insanların yazdığı kitaplardan istifade ederek her kitabın böyle giriş, gelişme, sonuç işte ne bileyim ön söz, bibliografya bilmem ne sonuç. Böyle böyle bir şeyler arar. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim 114 bağımsız bölümden oluşuyor. Öyle oluştuğu için böyle giriş, gelişme, sonuç bölümleri diye Kur'an'ın bütünlüğünde bunu görmek, aramak doğru olmadığı gibi kendi surelerin içerisinde de böyle bir mantık aramak doğru değil. Neden? Ki bu zaten Allah'tan geldiğinin büyük mucizelerinden bir tanesi olsa gerek. Çünkü yani bir insan yazsa klasik alışılmış olan neyse Bunu ona yaz. uygun yazar. Onu Ona uygun yazmadığı zaman da insanlar sen ne yazmışsın yani bu iş alışık olduğumuz bir şey değil yani ne anlatıyor belli değil. Hani darma dağınık karışık falan şeklinde itiraz ederler tepki gösterirler. E, Allah'tan geldiğinin ayrı bir mucizesi olarak da karşımıza çıkıyor aslında. Tabii yani bunun mesela Harf yapısı, kelime yapısı, fonetiği yani e, kelimelerin bazı kelimeler var ki kelimenin böyle seslendiriliş biçimi manasını çağrıştıracak şekilde böyle muhteşem ses ve mana uyumu dediğimiz birliktelikleri var. Ve bu kelimelerin bazen başka kelimelerle anlam irtibatı var. Ayetlerin birbiriyle anlam irtibatı var. Böyle 114 bağımsız bölümdür ama bunlar birbiriyle hiç alakalı değildir manasında bunu kullanmıyoruz. Çünkü birazdan Fatiha ile ilgili söyleyeceğim. O Fatiha